Espoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliğinden yeni mezun oldum. Bugün anlatmam lazım da size mesleğimi tanıtmak istiyorum. Öncelikle Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği, cevherden değerli metallerin çıkarılması, saflaştırılması ve istenilen alanlarda kullanılması için işlenmesini temel alır. Bir meteoroloji malzeme mühendisi temel olarak metallerin, seramiklerin ve polimerlerin özelliklerini inceleyerek yapılarını değiştirir ve üretim proseslerini optimize etmeye çalışır. Bu süreçte istenilen şey, istenilen alanda kullanılmasını sağlayacak mekanik, elektrik, optik özelliklerini sağlamaktır. Günlük hayatta çok kullandığımız demir, bakır, alüminyum, altın gibi metallerin yanı sıra aynı zamanda ileri teknoloji malzemeler için, mesela nano malzemeler için de çalışır. Ve bu süreçte meteoroloji malzeme mühendisliği, malzemelerin yapılarının incelenmesi için temel düzeyde kimya ve fizik bilgileri gerektirmektedir. Meteoroloji ve malzeme mühendisliği aslında çok temel mühendisliklerinden birisi olduğu için çok disiplinli bir çalışma alanı sağlar. Mesela kimyanın var olduğu, malzemenin var olduğu her yere girebilirsiniz. Bu alanlar kimya, elektrik elektronik, inşaat, makine, havacılık, uzay uçak gibi çeşitli alanlardır. Mesela biyomalzeme ile beraber tıp sektöründe bile yer edinebilirsiniz. Otomotiv de bunların önemli alanlarından birisidir. Bu alanlarda araştırma geliştirme birimlerinde, yani ARGE birimlerinde mühendis olarak, aynı zamanda kalite kontrolde veya üretim birimlerinde çalışabilirsiniz. Mesela bir meteoroloji ve malzeme mühendisinin çalışabileceği örnek firmalar Aselsan, Tahir, Roketsan gibi savunma firmaları, Ford Otosan, Tofaş gibi otomotiv firmaları, Arçelik, Bosch gibi beyaz eşya ve aynı zamanda Aselsan gibi alüminyum firmaları ve de Türkiye'de ciddi derecede yer edinen İsdemir, Erdemir, Kardemir gibi demir çelik sanayisinde de çalışılabilir. Ve aynı zamanda malzemeye verilen gerek önemin artmasıyla beraber meteoroloji ve malzeme mühendisliğinden mezun olan kişiler de kendi projelerini yaratarak fabrikalarında buna çalışabilirler. Günümüzde üniversitelerde kontenjanların artmasıyla beraber aslında meteoroloji ve malzeme mühendisliği öğrencileri de artmış bulunmakta. Burada sizin tabii ki kendinizi öne çıkarmak için yapmanız gereken şeyler var. Ve lisans hayatınızı daha iyi verimli şekilde geçirmeniz için gereken şeyler de var. Mesela bunlar nedir? Öncesinde dediğim gibi temel kimya ve fizik bilgileri aslında sizin için çok önemli olacak. Daha sonrasında bir mühendislik dalı okuduğunuz için ve sektörde de Avrupa ile birlikte çok projeler de olduğu için İngilizce ve hatta yapabiliyorsunuz Almanca bilmeniz de sizin için çok değerli olacak. Aynı zamanda malzemelerin yapısı ve mesela üretildikten sonra özelliklerini önceden öngörebilmek için kullanacağınız modelleme ve simülasyon teknikleri de sizi diğerlerinden öne çıkaracaktır. Bunun dışında tabii ki teknik çizim için kullanabileceğiniz programlar var. Bunları öğrenebilirsiniz. Mesela başka uzun dönem stajlarında çalışabilirsiniz lisans hayatınızda. Ayrıca üniversite hayatınız boyunca yapacağınız stajlar, yaz döneminde yapacağınız atölye, laboratuvar ve üretim stajları ve bunun dışında katılacağınız etkinliklerle beraber sektörden insanları tanıdığınızda bölümünüzün daha ne değerli olduğunu öğrenebilirsiniz. Ve bu da size iş hayatınızda daha geniş bir yelpaze sağlar. Aynı zamanda okulunuzda bulunan profesörlerin laboratuvarlarında çalışarak hem pratik hem de malzeme bilginizi geliştirmenizde yardımcı olacaktır bu tarz çalışmalarınız. Bunlar tabii bahsettiğim şeyler daha çok bölümünüzün adına yapmanız gereken şeylerdi. Tabii ki iyi bir iş hayatı, sosyal hayatınızı arttırmanız için ve de dediğim gibi meteoroloji ve malzeme mühendisliği farklı meslek dallarıyla çok fazla çalışma gerektirdiği için onlarla iletişimi de iyi yapmanız lazım. Ve bu noktada katılacağınız diğer kulüpler, kendinize katacağınız projeler, katılacağınız takım çalışmaları hepsi sizin için bir kazanç sağlayacak aslında iş hayatınızdan önce ve iş hayatınıza girdiğinizde diğer insanlarla daha kolay iletişim kurmanızı sağlayacak. Ben bu süreçte ne yaptığımdan bahsedecek olursam, ben daha çok derslerime önem verdim. Uzun dönem staj programına dahil olmadım. Ama onun dışında yaptığım stajlara katılım sağlamayı ve mühendislerimden ne kadar çok bilgi alırsam kar olacağını düşündüm ve buna yönelik çalıştım. Aynı zamanda elektrikli araba takımında 2 yıl boyunca projede çalıştım. Bu sayede
diğer insanlarla iletişim geliştirme fırsatı buldum. Aynı zamanda son sene yaptığım bitirme projemle laboratuvarda bulunarak aynı zamanda hem asistanlarla hem hocalarımla nasıl bir iletişim kurmam gerektiğini görmüş oldum. Ve bunun devamında da yüksek lisans yapmak istediğimi ve bu alana yönelmek istediğimi fark ettim. Buna göre çalışmaya devam ettim. Bir metalürji ve malzeme mühendisinin ne kadar kazandığı sorusuna gelecek olursak, tabii ki aslında çalıştığınız sektöre bağlı olarak ve Ar-Ge departmanı veya kalite kontrol departmanına bağlı olarak değişebilmekte. Ama genel olarak bir metalürji ve malzeme mühendisi alt sınır olarak 4000 ile de başlayabilir. Savunma firmalarında 7500 ile de başlayabilir. Yani geniş bir skala var bu noktada. Peki bu bölüm İTÜ'de neden okunmalı? Bunu cevaplayacak olursam veya bana sağladığı şeyleri cevaplayacak olursam, öncelikle İTÜ metalürji ve malzeme mühendisliği alanında gerek laboratuvarlarıyla gerek profesörlerin donanımlığı ve sağladığı proje olanaklarıyla çok geniş bir yelpaze sunmakta ve kendinizi geliştirmek için gerçekten önünüze çok fazla olanak sağlamakta. Öncelikle İTÜ'de metalürji ve malzeme mühendisliği %30 İngilizce ve %100 İngilizce olarak iki şekilde okunabiliyor. Bunu siz tercih döneminde belirliyorsunuz. Ben %100 İngilizce bölümü okumuştum. Pişman olmadım çünkü sistemde var olan, literatürde var olan genellikle kitaplar daha çok İngilizce oluyor. Zaten %30 İngilizce bölüm okuyacak olursanız da sizin karşınıza yine İngilizce kaynaklar çıkacak ve öğrenmek zorunda kalacaksınız. Ve aynı zamanda İTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ABET akreditasyonuna sahip olduğu için aldığınız diploma isterseniz yüksek lisans, doktora veya çalışmak için yurt dışına çıktığınızda geçerli oluyor. Bu aslında sektöre girdiğinizde ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Aynı zamanda İTÜ'de sosyal kulüpler ve takımlar çok fazla yer ediyor. Ben bunun için bir kulüpte mesela başkan yardımcılığı yapmıştım. Ve elektrikli araba takımında daha demin bahsettiğim gibi organizasyonda bulunmuştum. Bu organizasyon sayesinde elektrikli araba takımında elektrik mühendisleri, elektronik haberleşme mühendisleri, makine ve diğer metroloji ve malzeme mühendisliğinde okuyan arkadaşlarımla beraber İletişimimizi güçlendirmiştik ve bir takım çalışmasını öğrenerek yarışmaya hazırlanmıştık. Şelekom Ortalığı yarışmasına hazırlanmıştık. Ve burada kazandığım deneyimler bana çok şey katmıştı. Ve aynı zamanda üniversiteyi tabii ki İstanbul'da okumak da çok fazla şey katıyor. Çünkü hem sanayi açısından hem projeler açısından İstanbul'da geniş bir yelpaze bulunmakta. Ve de arkadaşlarınızla eğlenmek için, sosyalleşmek için de çok fazla olanak tanımakta. Ve emin olun İstanbul'da öğrenci olmak gerçekten diğer yerlerde öğrenci olmaktan daha iyi. Ve bu süreçte size her şeyi bir kenara koyacak olursam tercih döneminde araştırdığınız üniversitelerin ve bölümlerin Erasmus olanaklarını, proje olanaklarını, hocalarınızın özgeçmişlerini mutlaka araştırmanızı tavsiye ediyorum. Umarım doğru karar verebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Ve aynı zamanda İTÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ABET çok zor bir kelime. Akreditasyon. Devamında ne yazıyor acaba? Ne unuttum? Bravo İzge. Yeah!